Beyin Envanteri Yabancılaşma Dairesi'nin sunduğu haber bültenine hoş geldiniz. Ekrem Cevizci, Mezgit Bey'in akrabasıyım. Bunun bültenimizle alakası yok. Hemen bültene giriyorum. Milliyetçi Halk Fırkası, Ekmelettin İmamoğlu'nu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'na aday gösterdi. Bunun üzerine Hak, Hakikat ve İklim Partisi Başkanı Ayvaz Kılıç, beni kızdırmasınlar, ben daha ortaya çıkmadım, çıkartırsam korkarlar şeklinde bir açıklama yaptı. Azınlık Irk Partisi Başkanı Ozan Cevazyan, gerçekliği yumuşatmayalım, hatta aksine sulandırmayalım şeklinde bir açıklama yaptı. Bu çelişkili açıklamadan sonra bir grup gezegeni terk etti. Mars Başkanı Igande Iksau, insan değiliz, niye ve kime vergi vereceğiz? Bana ne İngiltere Kraliçesinden şeklinde bir açıklama yaptığı için ne diyordum abi ben? Haber bültenimi hava durumuna geçeyim o zaman. İklim değişikliği sebebiyle ekvator gördüğünüz gibi dünyanın ekseni kaydı. Kutuplar eridi. Bakalım tsunami ne şekilde gelecek? Fakat yine de kötü düşünmeyelim. Ben İdris Cevizci, ben de akrabayım. Şimdi insandan dünyaya yansıyan bir şiddet, bir bencillik, bir vurdum duymaz söz konusu. Çaresizlik var ama değişim yok. Değişim şart. Hayır, yarışma başladı. Hangisi daha ağır? Madenci mi, milletvekili mi? Vallahi ikinci soru. Belediye mi, valilik mi? Vali. Yanlış. Üçüncü soru. 38-19. 19. Amacın ne? Nasıl yani? Niye 19? Sordun ya abi. Sardun ya. Abi sordun ya. Bana karagözle hacivat yapma. Celal abi, Sokratik inereme nasıl oluyordu? Kaplumbağa'ya sor. Selamünaleyküm. Neden kabuk? Neden yeşil? Vay. Kıbrıslı Zenon'la görüşecektik. Evde yok. Gazo yaptırmaya gitti. Çarşıya. Her devrin çarşısı meşhurdur. Demek ki bir tek ticaret kesilmiyor. Yeme içme ticaret kesilmez. Helak oldular. Olurlar. Piramit de yaptı bunlar. Kim abi? Bunlar işte ya. Zeus abi. Efendim hayatım. Kaç yıldır Olimpos'tasın? Valla ben kendim bildim bileli buradayım. Başka türlü anlatılıyorsa yalandır. Rahmetli babam gibi Kronos. Ben ondan kurtuldum. Yaman adamda pis hikayesi var. Psikiyatrist. Evet canım. Benim yardıma ihtiyacım var. Hazır mısın yani? Sokratik diyordun sen. Hissettirmedin. Taktırmadın. Anlamadım abi. İşte tam böyle. Ne diyorsun İlmi abi? Merih gezegen sisteminin bana verdiği yetkiyle ve Samanyolu galaksisinin şansölyesi Yüce İyon bağıyla bu görevi siz ikinize veriyorum. Senin adın Schmeichel. Seninki de Gonzago. Schmeichel, sen din ve belediye işlerini düzenleyeceksin. Gonzago, sen başkomutan olacaksın. Ben başkomutan olacağım. Ben başkomutan olacağım demek yok, tamam mı? İkiniz de bana tabisiniz. Bak, kültürümüz biat olacak. Gonzago! Gonzago! Senin adın Celal. Süleyman abi, bu arkadaşın kafa gitmiş galiba. Elle be, bakalım bir iki dakika izleyelim. Neden bahsediyor abi? Valla varoluş varoluş konuşuyor ama. Acaba neden bahsediyor? Şeylerin iç yüzünden. Neylerin? Şeylerin dedi. Onu anladık, ben de ona sorayım neylerin diye. Hem de aramızda ne güzel konuşurlar. Valla ne güzel ortam. Değme gitsin. Kim kimsiniz? Al Ramazan ben. Aynı kişi altındayız. Aynı çatıda. Aferin. Cevdet abi, meğer biz aynı kişiymişiz. Saçmalama oğlum. Mükemmel gelişmeler oluyor. Öncelikle enflasyonla mücadele kapsamında ucuzlayan mermi fiyatları. Özellikle de tabanca mermisi olması. Tabanca fişek diyordu. Fişek tabancaya oluyor mu? Hani fişekli mişekli. Acayip kutlamalar demek ki. Kutlama için tabancaya niye mermi? Ya bazen tartışma çıkıyor. Berinde emanet oluyor. Şeytana uyuyorsun. Çekmiş vurmuş. Yattı çıktı. Bir daha girdi, bir daha yattı. Uyandı. Bir baktı ki başka biri olmuş. Artık dedi ben başka biri olacağım dedi. Abi kendini çevreye atadı. Volkanik taşa falan bağladı bu oğlan. Datça'da arsa aldı. İnanamazsın. Sanata da verdi kendini. Kocaman bir tiyatro yapacağım diye tutturdu. Antik tiyatro. Var dedi orada. Ben kendime yapacağım. Neyse gel zaman git zaman. Meğer bu bebe dinciymiş. Hristiyan. Misyoner. Faaliyette bulunuyor diye. Ben bunu aldırdım. Sorgulamaya da bizzat kendim girdim. Beni severler. Abi dediler. Ayıp ediyorum. Ne yaptın lan sen dedi. Buna bir laf etti. Böyle kaldı. Bir tane de laf etti. Kafasını öneydi. Ağlamaya başladı. Kaldır lan kafanı dedim. Kaldır. Nasıl salya sümük. Siktir ol git lan dedim. Baş üstüne abi dedim. Ben bir uyandım. Hastanede. Yani ben bunu açıklamak istemiyordum ama memleketimizin çok ciddi sorunları var. Bunun içinde kedi köpek besleyenleri ben kızıyorum. İnsanlar aç. Bazı şeyin şakası olmaz. Bir de bana kızıyorlar. Fili normal çöpe atmak kötüymüş. Fark ediyor ki ben bunların çoğundan daha çevreciyim. Hem köyde bir sürü de tarlam var. İmarlı. Denize 7 kilometre. Audi arabam var. Reklama giriyor mu? Yabancı araba seviyorum. Desteklememiz gerek gibi geliyor bana. Hep mi bizi çalıştıracaklar? Alkol kullanmıyorum. Sigara kullanmıyorum. Olabildiğince iyi bir insanım. Ülkemi de en çok ben seviyorum. Burcum balık. Yükselenim terazi. En sevdiğim bitki difenbahya. En sevdiğim tür omurgasız. Sürüngen seviyorum. Pişmiş kertenkele. Çok özür dilerim, kendimde değilim. Ne söylediğimi de bilemiyorum. Bir de olsa kaydediyor. Hepsini görüyor. Söylenecek bir lafınız kalmamış gibi mi hissediyorsunuz?
Hayattan gerçekten sıkıldığınızı düşünüyor musunuz? Aşk çok uzakta görünmez bir liman gibi mi geliyor? Evinizden dışarı çıkmak istemiyor musunuz? Dostlarınızla, arkadaşlarınızla ve hatta akrabalarınızla bir araya gelmek zorunuza mı gidiyor? Bana ne be diyemiyor musunuz? Hayvan videoları izlerken gözleriniz mi doluyor? Sevgiye, güven duygusuna ihtiyaç duyduğunuzu itiraf etmenin zamanı geldi. Ben güven antrenörü Tankut Yıldar. Yıldar güven. Bir numarayız. Dünyada bu işi biz başlattık. Avrupa'da hala ilk sıradayız. Amerika'da bizden iyisi var. Maalesef. Paranın olduğu yerde bunlar oluyor. Çok affedersin, bize de vergi koyuyorlar. Koyunca o vergiyi ben nasıl kapayım cari açığı? Kusura bakma. Sabah 7.30 kalkış. Önce nefes egzersiziyle başlıyoruz. Ondan sonra birlikte bir inanç egzersizi yapıyoruz. Ben buna inanıyorum. Ben sana inanıyorum. Gerçekten saçmalıyor musunuz? O zaman haydi. De haydi. Vakit kaybetmeyin. Bekliyorum. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Siz de benim gibi Mezgit Cevizci'nin videolarını izliyorsunuzdur. Yani beyin envanteri. Peki ama bu köpeklerin amacı ne? Mezgit Bey'in amacı ne? Biraz daha yakınlarına gidelim. Tanıyalım istedik. Merhaba köpek dostum. Merhabalar. Ay ısırır mı? Isırmaz hayatım. Yani kara olan havlamıyorsa ısırmaz, sana havlamıyor. Isırırsa havlar. Evet arkadaşlar, kısaca anlatacağım. Çağlar dünyadan geldi geçti ama insanlık pek bir gelişme gösteremedi. İşte buna çok canı sıkılıyor Mezgit hocanın. Ne hocası mı? Ankara'da herkes birbirine hoca der. O da herkesin hocası. Güzel günler yakın ama görmek için göz gerek. Motorlukları, maviliklere sürmek için yürek gerek. Ya. Var Mezgit Bey'in yaptıklarına baktın mı? Vallahi ben geçen gün baktım. İyi değil Mezgit Bey. Ya Mezgit Hoca gitmiş. Kafa gitmiş kafa. Ne olmuş Mezgit'e? Tırlatmış. Yok canım. Vallahi iyi değilmiş. Ha? Nereden anladın? Valla geçen birileri vurmuş. Elinde telefonu havaya doğru konuşuyormuş. Zaten köpeklerle falan konuşuyordu. Köpek laftan anlar mı? Ne diyorsun ya? Bunu hastaneye mi bildirsek? Valla ben geçen gün muhtara sordum. Kendi haline bırakın. Bir akrabası varsa onu arattırayım dedi. Sonuçta bir doktora sormak daha iyi olacak. Yok mu tanıdığı arkadaş falan? Valla bilmiyorum ki. İlla ki biri vardır. Anaskil vardı ama. Kimi? Mezgit Bey mi? Onun geleni gideni çok olur. Niye güldün? Ne bileyim, aklıma komik bir şey geldi. Bir yemek tarifi vereyim mi sana? Versene. Bak, tereyağını kavur. İçine unu eleyerek kat. Ondan sonra epey onun rengi değişince şekerini koy, süt de yapıştırsan. Tereyağı bol koymazsan olmaz ama. Un helvası, un. Bir şey mi oldu Mezgit Bey'e? Olursa diye ben helvayı anlatayım da. Gittim Mezgit'e. Mezgit dedim, bu yaptığında bir yere varamazsın. Sana dedim set kurayım. İmkanlar olmadan bir yere varamazsın Mezgit. Dinlemedi. Ben sette köpekle uğraşamam çünkü. Neymiş, köpeği olmadan hiçbir yere gelemezmiş. Bana ne ya? Hem sonuçta hayvanlar öngörülemez. Benim stüdyomdaysa benim istediğim senaryoya uymak mecburiyetindesin Mezgit. Seni ben yarattım. Mezgit, şu etrafına bak. İnternet fenomenlerine bak. Hepsini ben yarattım. Yola gel. Yola gel. Hayatım almayın şunu ya. Kusura bakmayın. Sıralar bu çok sık olmaya başladı. Gelen giden bol oluyor. Yeni sistemden sonra rejim mi sistem mi? İşte bilmiyorum. Ama gelen giden de çoğalmaya başladı. Böyle bir yer değildi. Buradan Ankara'dan bahsediyorum. Ne kadar çok değişti. Evimden bahsediyorum. Başka bir yerden niye bahsediyorum? Ya niye başka bir yerden bahsediyorum? Efendim niye bir yerden bahsediyorum? Kimden mi bahsediyorum? Efendim bunlar sanatsal öğedir. Ne demek ne sanatı? Şimdi ben nasıl açıklayayım? Bilir kişiniz yok mu sizin? Neyse tamam. O zaman koğuşa geçeyim. İyi günler. Bey parça parça delirdi. Önce sadece köpeklerle uğraşanları kızıyordu. Sonradan trafikteki arabalara falan kızmaya başladı. Yayalara yol vermeyenler. Kırmızıda geçenler. Ha bu esnada toplumun sosyo-kültürel ivmeleri onu derinden etkiliyordu. Cahillik güzellemesi ve yalandan bilgelikten bahsediyorum. Yani Mezgit'te bir yabancılaşma yaşıyor diyebilir miyiz? Ne? Diyemem. Vallahi benim bildiğim Mezgit Bey'in canı sıkkın. Anlamıyor millet onu. Herkesin kendi problemi var. Onunla da karşılaşın ya. Olay çıkıyor. Halbuki herkes birazcık sakin olsa bir şey olmayacak da. Benim merak ettiğim konu sorun Mezgit Bey'de mi toplumda mı? Vallahi ben bilemeyeceğim. Mesele Mezgit meselesi değil. Vallahi bu Mezgit Bey'in meselesi değil. Benim de bildiğim şeyler var abi. Peki bildiğini söylesen. Esas neyi söylediğin değil. Söyleyemediklerin. Öyle mi demiş? Vallahi demiş abi. Benim merak ettiğim köpeklerin sembolik anlamı. Acaba neyi simgeliyor? İnsanın dostu, sadakat, ihtiyaç duyduğu güveni. Bence.